Hasankeyf hızlı bir dönüşüm gerçekleştiriyor. Değişim gerçekleştiriyor. Baraj gölü altında yerleşimleri değişti. Tarihi eserler yeni yerlerine taşındı. Yeni konforlu mekanlar oluşturuldu. Evet. Hasankeyf az önce ifade ettim. Sürekli bir çalışmanın olmuş olduğu bir yer. Yaklaşık %90'lara gelirdi. Yani az önce de ifade ettim. Hasankeyf'in taşınma sürecinde en önemli nokta tarihi eserlerdi, kültürel eserlerdi. Onlar çok şükür yerlerine taşındılar. Şimdi onların hemen çevre düzenlemeleri yapılıyor. Onlar da bütün hızıyla devam ediyor. Zannediyorum bir yıla kadar o çalışma da biter. O çalışma bittiği zaman da Hasankeyf hakikaten müthiş bir destinasyon merkezi haline gelmiş olacak. Hiç kuşkusuz bu. Çünkü büyük bir çalışma orası. Yani siz çevre düzenlemesini yaptığınız zaman o peyzajı, o aksları, güneş mekanlarını, yeşil alanları oluşturduğunuz zaman o tarihi eserlerin değeri ve kıymeti daha da bir artacak. İnşallah bir yıl sonra onlar bittiği zaman Hasankeyf %100'e ulaşmış bir şekilde hizmete girmiş olacak. Zaten yerleşim alanıyla ilgili bir problem kalmadı. Mekanlar, alanlar, evler, taşınmalar bitti. Altyapı üstü problemi tamamlandı. Kent meydanı burası zaten. Altı üstü çok kıymetli, çok değerli, çok güzel oldu. İnşallah o eserlerin taşınmış olduğu yerler bittiği zaman da Hasankeyf tamamlanmış olacak.